Sevgili mavi kadınlılar, hatta sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. 2024 ay sizi nasıl etkileyecek? Hadi ondan bahsedelim. Ocak ayında biraz, ocağın başı hatta böyle, birazcık daha ilişkilerin, ortaklıkların gündemde olacağı bir dönem olacak. Şubat'la beraber gündeminize biraz para alacak, biraz parasal konulara yoğunlaşacaksınız. Belki yeni gelir kaynakları bulacaksınız, belki maaşlarınız artacak. Mart'a geldiğimizde, Mart'ta bir tutulma var, iki tutulma var hatta Mart sonunda ve Nisan'ın başında. Bu tutulma sizin 4-10 hattınızı çalıştıracak ve tutulma bütün sene devam edecek etkilere sahip. O yüzden bu senenin ana konusunun kariyer ve aile hayatınız olduğunu unutmayın ve lütfen ikisinin arasındaki dengeyi kurmaya çalışın. Önemli kariyer fırsatları gelecektir. Belki taşınacaksınız, belki işten dolayı ev değiştireceksiniz, belki şehir değiştireceksiniz. Hayatınızın önemli bir senesi olacak bu. Çünkü kadersel döngüler sizin için 4-10 hattını çalıştırıyor olacak. Mayıs ayına geldiğimizde şöyle bir şey var. Mayıs ayında Jüpiter burç değiştirecek. Yani siz Mayıs ayına kadar birazcık daha sosyalleş, belki yeni ortamlar, yeni insanlar gördüğünüz konularda şanslı olurken, yani yeni ortamlara girmekten geri durmayın demek istiyorum. Mayıs'la beraber birazcık daha ruhunuzu, birazcık daha kalbinizi dinlemeye başlayacaksınız. Belki yeni bir yeteneğinizi keşfedeceksiniz. Belki de bu kariyerdeki değişiklikleri sağlayacak şey bu olabilir. O yüzden hep birazcık daha yüreğinizi dinlemeye gayret edin kararlarınızı verirken. Haziran ayına geldiğimizde, Haziran'da gündem biraz ilişkiler, birazcık ortaklıklar olabilir. Temmuz'un başındaki bu etki de, hatta Temmuz'un ortasına kadar da bu etkiyi alıyorsunuz. Haziran, Temmuz sizin için çok daha fazla ilişkiler, ortaklıklar, uzun süreli arkadaşlıklar konusunun gündemde olacağı, belki bu konularla ilgili kararlar vereceğiniz bir dönem olacak gibi görünüyor. Ağustos ayında gündem birazcık daha para, biraz daha yatırımlar, biraz daha yeni gelir kaynakları olurken, Eylül'le beraber sizin için sanki seyahat fırsatları daha aktif olacak gibi, sanki seyahatleri biraz daha bu dönem gerçekleştirecek misiniz gibi görünüyor. Ekim ayına geldiğimizde o Mart-Nisan'da bahsettiğimiz tutulma serisinin yeni versiyonunu göreceğiz. Hem 2 Ekim hem 17 Ekim önemli iki tane tutulma olacak ve 4-10 hattı çalışacak. Dediğim gibi eğer yılbaşında, yılın ortasında, hatta o Mart-Nisan ayında önemli kariyer teklifleri almazsanız ya da önemli kariyer değişiklikleri yapmazsanız Ekim ayı yine size benzer fırsatlar verebilir ya da attığınız adımların sonuçlarını getirebilir. Kariyerinize ve ailenize odaklanmayı unutmayın. Yaşam alanınız da değişebilir dediğim gibi. Kasım ayına geldiğimizde tamam diyeceksiniz, yeter aile, kariyer, birazcık seyahat edeyim, biraz yeni ortamlara gireyim, yalnızsam biraz daha flört edeyim dediğiniz bir dönem olacak. Aralık ayı içe sizin için tamamen bir kalbime döneyim, bir ruhumu dinleyeyim, bir yavaşlayayım dönemi olacak ve umarım şahane bir yıl olur. Umarım gönlünüzden geçenler gerçek olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.